Mehmet Dolanbay, kadın hastalıkları ve doğum doçentiyim. Özellikle jinekolojik kanserlerle ilgili cerrahileri yapan bir hekim olarak tekten Kayseri Hastanesi'nde çalışıyorum. Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi 2 yıldır biz koronavirüsle mücadele ediyoruz. Tüm dünya mücadele ediyor, bizler de mücadele ediyoruz. Tabii bizim açımızdan en büyük sıkıntısı aslında bu hastaların tanılarında gecikmeleri neden oldu. Neden? Çünkü özellikle yaşlı hasta popülasyonu olan şikayetlerini erteleme ihtiyacı hissetti. Çünkü koronavirüs korkusu hastalarda hastaneye gelişleri azalttı. Bu da tabii hastalıkların ve kanserlerin tanısında gecikmelere neden oldu. Böyle olunca bizim kanser hastalarını ileri evrede yakalama oranımız arttı. Tabii bizim hastalardan istediğimiz şey şu, tabii ki koronavirüs salgını var. Tabii ki bunlar için tedbirlerimizi alacağız. Maskemizi, mesafemizi, temizlik kurallarını uyacağız ama hastalıklarımızı da ertelememiz gerekiyor. Çünkü hastaneler hala çalışıyor tüm sterilizasyon kurallarına, tüm koronavirüs tedbirlerine uyarak. Bizler de hastanedeki diğer branşlarda çalışıyor. Eğer hastalar zamanında bize gelirse bizim erken tanıyla bu hastalarda kanserleri erken yakalama ve erken müdahale şansımız oluyor ve daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Hastalarımızdan istediğimiz şey mutlaka hastalıklarını ertelemesinler, bizlere başvursunlar. Bu başvurularda biz onlardan gerekli önlemler alarak muayeneleri yapar, tanılarını koyar, gerekirse cerrahilerini tüm önlemler alarak yapar ve hastalıklardan kurtulmalarına yardımcı oluruz. Tabii bu süreçle alakalı, aşıyla alakalı çok fazla soru geliyor. Özellikle kanser tanısı olmuş, tedavi olmuş hastalar aşı yaptırabilir miyiz diye sürekli bize soru soruyor. Evet, hastalarımız aşılarını mutlaka yaptırsınlar. Koronavirüs aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz ve öneriyoruz. Bu sayede hastaların kendilerine bulaşma ihtimalini de ortadan kaldırmış olacaklardır. Şimdi tabii ki şöyle, kanserde eğer biz kanseri erken tanıyla yakalarsak bu hastalıkta biz her zaman bir adım öne geçiyoruz ama hastalığı geç evrede yakalarsak maalesef daha ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Hastanelerde özellikle hasta odaları tek kişilik olarak dizayn edilmiş ve hastalar mobilize olurken, hastanede ameliyat olurken maskeleriyle beraber ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Gerekli mesafe kurallarına uyuyoruz. Hastaların odalar arasında transferine müsaade etmiyoruz. Bu sayede hastalıkların birbirine bulaşmasına engel oluyoruz. O yüzden hastalar hastalıklarını ertelemesinler. Koronavirüs nedeniyle hastaneye gelişlerini ertelemesinler. Tedavilerini aksatmasınlar. Aşılarını olsunlar diyoruz.